Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında. Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak yıldızların altında. Zevke dalardık. Abicim bravo ya. Çok yaşatırken. Şahane. Çok güzel. Süperdi abi. İşte. Darbukacı iyi çaldın. Çok güzel oldu. Abarttın ama neyse. Hadi. Allah Allah müzik İstanbul yapıyoruz kardeşim burada. Şef var hadi burada. Selim abi. Tamam. Tamam işte onu da abiciğim. Ne var abla bir tane daha bir tane daha. Yorulduk ya. Ya İsmail abi. Şu Türkan ablayı ikna et sen diyorum. Bizim solistimiz olsun. Var ya acayip para kırarız ya. Bilmem ki. Ne dersin Selim abi? Ha? Kabul etmez ki. İkna edebilirsen sen söyle. Ya ablamın durumu zaten iyi oğlum. Bizimle kazanacağı parayı düşünmez. Ya tamam dedim geliyorum. Hadi. Türkan ne oldu? Benim gitmem lazım abla. Gitmem mi lazım? Nereye? Söyleyin sevgilim nerede? İstanbul sokakları. Onu benden siz aldınız, onu benden kopardınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları. Geldim bebeğim. Çok özledim seni. Tembel çocuk, tembel çocuk. Haydi kalk, haydi kalk. Artık sabah oldu, artık sabah oldu. Gün doğdu, gün doğdu. Hop yorgan gitti. Ya anne yapma ya. Şimdi bir de ne gidecek? Pijama ya, çıkacak. Anne yapma, aa. Ayıp ya. Ay yapma. Yapma, ay neden ayıp? İnanmıyorum. Çabuk çıkar dedim sana. Yapmasana ya. Ay tembel çocuk, tembel çocuk. Haydi kalk. Ya anne ya yapma ya. Bak. Oh bacık hadi bakalım doğru banyoya. Anne ya. Yürü dedim. Hemen yüzünü yıkayıp giymezsen oh okula geç kalacaksın. Hadi tembel çocuk. Türkan'ın gelişi de gidişi de olay oldu. Yıldırım gibi geldi, şimşek gibi gitti. Herkesi allak bullak etti vallahi. Ben okuldan dönünce teyzem de dönmüş olacak mı anne? Olabilir kızım. Geri çekiyor için okulda da bekletin beni. Söylerim. Gelirse bekler. Oh yine harika kokuttun Neriman abla. Hem peynirli hem patatesli yaptım. Taze taze yiyin. Eline sağlık.
Vallahi harika görünüyor ha. Uyanmış değil mi Ali? Hı hı. Uyanmış da numara çekiyor bana. Görsen halini ille her sabah kendini bana bir kere mıncıklatacak. Döndüğünde sen evde olmayacaksın diye korkusundan okula gitmek istemiyor hiç. Sen yokken annem bir daha dönmeyecek, beni bırakıp gitti diye ağladı durdu. Uğrayacak mısın bugün bizim Sera enişte? Niçin? İş için. Patrona söyledim, dediydim ya senin durumu. Bugün uğrarsan görüşebilirsin enişte. Yok benim. Sağ ol. Görüşeceğiz de ne olacak? Ben ne anlarım fidandan çiçekten. Git bir görüş canım. Sana uyacak bir iş vardır belki. Patron görüşelim demiş. Nezaketen demiştim. Neco'nun hatırına. Yok be enişte. Öyle öyle. Sen teşekkür et patronuna. Enişten başka bir yerden bir haber bekliyormuş da. Aman İsmail. Böyle çekingenlikle, alınganlıkla iş bulunmaz. Biraz yırtık olmak lazım bu devirde. Gireceksin, çıkacaksın. Gerekirse yüzsüzlük edeceksin. Olur Nale, olur. Ederim. Bunca yıl sonra yırtıklık yaparak, yüzsüzlük ederek iş bulacaksam onu da denerim. Babamı üzmeyelim anne. Tamam güzelim, tamam. Hadi sen kahvaltını bitir. Anneni azıcık bırak da hazırlan oğlum. Kaçmaz, merak etme. Sarılsın istediği gibi Neriman abla, bırak. Okuldan almaya da geleceksin, söz verdin. Geleceğim oğlum, söz. Kaçmak yok bak. Senden kaçar mıyım? Sen benim oğlumsun Ali. Koş çantanı hazırla. Okula geç kalacağız. Anlayamıyorum Neriman abla. Ne oldu Allah aşkına bu çocuğa? Hiç böyle yapmazdı. Alışkındı benden ayrı kalmaya. O mikrop yüzünden işte hep geldi gitti doldurdu çocuğu. Nasıl? Annen seni terk etti dedi. Bıraktı gitti dedi. Yapma dedim, etme dedim, dinletemedim. Oğlan da huysuzlandı tabii. Ali o yüzden beni sık sık arayıp durdu demek. Ah bebeğim benim. Ah canım ah. Bir an evvel dönesin diye. Hayır, Ali çağırsa hemen geri geleceğini biliyor tabii. Ay az mikrop değil o. Talat'ın bunu yapacağı aklıma gelmeliydi aslında. Ah işte iddian çomağı hazırla. Kokunu aldı ya, geldi mikrop. Dur sen, ben bakarım. Konuşmamız lazım ahu. Konuş öyleyse. Ya böyle ayaküstü koştur koştur nasıl konuşalım ya? Seninle oturacak vaktim yok. Ali okula geç kaldı. Kaç gündür seni bekliyorum ahu. Yani bir geceliğine diye gidip kaybolunca bütün planlar alt üst oldu. Kaybolmadım Talat. İşlerim olduğunu söyledim sana. Ya benim için okey de çocuk için üzüldüm. Sayıkladı durdu yavrucak. O yüzden gelip gidip kışkırttın değil mi? Annen seni terk etti diye. Aa, ne kışkırtması ahu? Yani teselli edeceğim diye göbeğim çatladı. Kışkırttın yalancı. Annen seni terk etti, gelmeyecek dedin. Ne söyleyeceksen söyle Talat. Sonra da bırak okula yetişelim. Hadi. Acayip işler yakaladım ahu. Hepimizin hayatı kurtulacak. Tabii tabii, anlaşıldı. Bir dakika ahu. Teşekkür ederim Selim. Gelmem deseydin üzülürdüm vallahi. Çağırdığın için esas ben teşekkür ederim Kamuran abla. Ispanaklı börek yaptım, aklıma geldin. Bayıldığını biliyorum. Bir arayayım şunu dedim. Sağ ol. Sırf beni çağırmak için yapmışsındır sen o böreği. Biraz öyle. Ama ne yapayım, başka türlü gelmiyorsun ki. Yabancı gibi illa davet lazım. Her sabah çık gel öyle bir başına, ne kahvaltı ister insanın canı ne yemek. Şeref abi yok mu? Yukarıda Engin'in odasında. Bir sorun mu var? Vallahi bilmiyorum ki Selim. Engin bu aralar geç geliyor diye Şerif abinin de şüphelendiği peşinde. Aradığını sorabilir miyim baba? Uyumana bak sen. Bir kalem alıp ineceğim aşağıya. Aşağıda hiç kalmamış. Bırak Allah aşkına baba ya. Kalem bahanesiyle sağımı solumu kurcalamandan nefret ediyorum ha. Kurcaladığın falan yok senin bir şeyini. Kurcalıyorsun baba. Ben aslında senin neyi merak ettiğini çok iyi biliyorum ama. Neyi merak ediyormuşum beyefendi? Satanist olup olmadı mı? Bak ben sana peşinden söylüyorum. Satanist falan değilim ben. Perdelerin kapalı. Saçların uzun. Dinlediğin müzikte hiç tekin değil. Bunlar neyin alameti acaba? Allah'ım ya, sen aklıma mukayyet ol. Allah'ım. Ha, Allah'ın adını anarak beni yanıltmaya çalışıyorsan boşuna. Kül yutmam ben.
İşte uyandırdı. Yine başladılar tartışmaya. Ah Selim, ne yapacağım, şaşırdım. Niye tartışıyorlar? Babası Engin'in satanist olduğundan kuşkulanıyor. Ne? Engin mi? Yapmayın Kamuran abla, Allah aşkına. Vallahi ben de inanmıyorum aslında. Ama olur olur Selim. Korkmaya başladım artık. Engin aklı başında çocuktur, olur mu öyle şey? Biliyorum Selim'ciğim. Babası üstüne gittikçe ben alttan alıp yumuşak davrandım. Denge kuramadık bir türlü. İyice içine kapandı o da Selim'ciğim. Allah Allah, bana hiç öyle gelmiyor. Öyle öyle. Şu çocukla biraz da sen ilgilensen, bir abi olarak seni sever. Ha? Tabii olur, ilgilenirim. Geceleri falan nerelere gider, kimlerle görüşür. Hani şöyle çaktırmadan bir yakınlık kuruversen. Başka türlü olmayacak. Şimdi anlaşıldı ıspanaklı böreğin kerameti. Aa, yapma Allah'ın seversen. Yarın akşamdan itibaren programın başlıyor. Yarın mı? Ne diyorsun sen Allah aşkına? İşten bahsediyorum. Anlaşmayı yeniledik. Afişlerim bile hazır. Hayır Talat. Bu konuyu gitmeden önce konuşmuştuk seninle. Ahu nereye? Geçici bir süre be kızım. Artık ne orada ne de başka bir pavyonda çalışmak istiyorum Talat. Turne bağlıyorum Ahu, turne. Turne işi olana kadar. Hayır dedim. Bırak kolumu. Ahu delirme. Nereye gidiyorsun? Bırak, gidiyorum. Çalışmak istemiyorum seninle artık. Hayır, hiç yere gidemezsin. 2 yıl daha mukavelem var benimle. Bak bu senetleri de unutma. Borçlusun bana. Önce bunları öde. Ondan sonra git nereye gideceksin. Otur. Şimdi iki medeni insan gibi oturalım da iş konuşalım seninle. Bak söylüyorum işte. Çok sürpriz bir takım alacak Dünya Kupası'nı. Yaz bir köşeye. Hayati dediydi dersin. Şansal büyük abiyle açıp bana danışıyor oğlum bu işler. Sonra ararım ben seni. Patron geldi. Hoş geldin abi. Var mı arayan son? Yok abi. Telefon senden boş kalmıyor ki, nasıl arasın millet? Çay söyleyeyim abi. Söyleme. Başka bir emrin var mı? Yok Hayati. Biraz moralim mi bozuk abi? Değil. Yani pek üstüme vazife değil ama yani yengeyle bir tatsızlık falan mı var? Yok. İyi. Sana ne ulan? Oynama şu bıyığınla. Niye abi? Aha. Pardon abi. Gülme Hayati. Yok, gülmedim abi. Çek o elini bıyığından. Çektim abi. Mahsus mu yapıyorsun lan geçmiş karşıma? Yok abi, estağfurullah, ne haddime ya? Keseceksin o bıyıkları Hayati. Aman Kudret abi, gözünü seveyim. Keseceksin o bıyıkları dedim Hayati. Deme abi, yakışır mı erkek adama öyle soyulmuş sosis gibi ya? Ne dedin sen? Biz bıyıkları kestik diye sosis mi olduk lan? Yok yok abi, yanlış anlaşıldım galiba. Abi ben sosis derken başka şey anlattım yani, başka tıkarım bir şey söyledim. Tıkarım ben o sosisleri abi. Adamın bir tarafına. Hayati. Yaparsın abi. Biraz çıkıp dolaşsana İsmail. İstemiyorum. Hava alırsın. Hava da istemiyorum. Yeterince havamı aldım hala. Ama evde seni rahatsız ediyorsam gideyim. Yok canım. Ne rahatsızlığı. Temizliğimi yapıyorum ben. Bu gidişle konservatuvarı birincilikle bile kazanabilirsin. Sayenizde hocam. Selim Hoca. Hay Allah. Pardon kardeş. Ben adam yemem. Gel maestro. Ne oluyor Akı? Çıldırdın mı ya? Gel. Yok bir şey yok. Yok yok. Burada dersin bitmesini beklerim 2 saattir. Kapı açılınca dalayım dedim. Barış, iyi misin oğlum sen? Hı hı. Hadi canım. Güle güle. Bu amcanın kusuruna bakma. Al gitarını Barış. Kusura bakmayasın. Hadi güle güle. Dayanamadım Selim Hoca. Bir an önce geleyim de sana haberi patlatayım dedim. Az daha kafamızı patlatıyordun ama. Özür diledim be, abartmayasın ha. İyi tamam, söyle neymiş?
İşi hayrettim Selim Hoca. Hangi işi? Ya anlasana. Hani geçen sana anlatmıştım ya. Yepyeni bir meyhane açılır diye ha? Ha? Asortik. Hani çalgıcı takımı değil de basbeya bir orkestra ararım derdi ya hani patron. Al grubunu gel başla dedi adam. Hemen mi? Yarın akşam. Gene köşeye sıkıştırdın beni. Provasız gireceğiz işe. Aman be, aman be. Sen ki Macarların maestrosusun be. Hadi ben elini öpeyim büyük adam. Allah'ıma şükürler olsun. Dualarım kabul oldu. Dur bakalım Nalan. Peşin peşin sevinmeyelim. Hele bir başlayalım da işe. Başlarız anne, enişte merak gideceğim. Etme ya. Hı? İş bulduk ya nasıl olsa. Daha bu sabaha kadar içi içini yiyordu İsmail'in. Ne iş bulup yapacağım da nasıl para kazanacağım diye. Helal olsun şu Hakkı'ya be. Kedi olalı bir fare yakaladı sonunda bizim Hakkı. Biz ve sosyete. Süper. Geliyor değil mi o da kutlamaya? Eve uğrayıp gelecekti bilmiyorum. Vallahi böyle kuru kuru olmuyor işte. Hakkı abi gelene kadar ben bir rakı kapıp geleyim de kutlayalım şu işi ya. Yaşa Neco dur sana para vereyim. Ben de var işte tamam. Ben de seninle geleyim mi dayı? Yok tatlım sen otur dersin çalış. Ben hemen döneceğim. Teyzem de bir kaybolmadın değil mi? Kaybolmam merak etme. Nilgün'le görüşecek bu kesin. Rakı makı bahane. Hayırlısıyla şu çocukların işi bir olay et. Olacak Nalan. Söz verdim. İşleri yoluna koyalım. Ben yapacağım onların nişanını. Bu kaçak göçek görüşmelerden çok sıkıldım Necdet. Bitiyor hayatım az kaldı. Bol para kazanabileceğimiz bir iş bulduk. Ne işiymiş o? Sosyete kulübünde çalışacağız orkestramızla. İş bir de tutuyor mu? Allah! Ya istemiyorum ben öyle. Nasıl ya? Öyle lüks yerlerde çalışmalı falan. Niye tatlım? İşte öyle yerlerde kızlar çok cilveli oluyorlar. Görüyorum televalelerde. Ya biri kaparsa seni? Kapamaz, kapamaz. Beni kapan kapmış zaten. Merak etme sen. Bu ne canım geleceği yok. Evdeki rakıyla idare edelim şimdilik. Ben bu arada bir şey söylemeyi unutma. Onu diyecektim. Ne bakalım neymiş? Bu yarın geceki program var ya. Ondan para almayacağız. Ne? Para almayacak mıyız? Ne, almayacağız. Bedavaya çalacağız. O nasıl iştir be Hakkı? Aa, niye böyle bir şey kabul ettin be Hakkı? Ayrıca bunu bize niye daha önce söylemedin? Başlangıç olarak mı maestro? Patron seyircinin önüne bir dinlemek ister bizi. Beğenirse devam edecek. O zaman alacağız Spalli'nin kralını. Hayda. Sınava çıkıyoruz yarın akşam desenize. Sosyete meyhanesidir orası be İsmail. Becerirsek tam yırtarız. E hadi bakalım. Hadi bakalım. Şerefe. Sosyetik meyhanenin şerefine. Yalnız tek bir eksiğimiz var. O da tamam olsaydı. Neymiş? Bir şarkıcımız olsaydı. Ne? Bir de solist mi istiyorlar? Yani illem de istemezler ama olsa iyi olur derler. Ulan Hakkı, ulan Hakkı. Taksit taksit söylüyorsun her şeyi be. Mesele değildir be maestro. Nasıl değildir Hakkı? Solist istediklerine göre sazlı sözlü bir orkestra istiyor bunlar. Biz mi söyleyeceğiz kargalar korosu gibi? Estağfurullah. Bu iş yatar, geçmiş olsun. Amma kara düşünürsün be İsmail. Beceririz biz bu işi be. Tabii tabii beceririz. Selim, sen de şu sürahiyi getirsene. E al git vardır bir bildiği. Hadi hadi takma kafana. Gel. Gel Selim otur şöyle. Hayrola Nalan? Bir sorun mu var? Senden bir şey isteyeceğim. Tabii söyle. Türkan'ı bulur musun? Efendim? Onu bulmanı istiyorum senden Selim. Ben mi? Evet. Artık çok daha fazla endişeleniyorum onun için. Hem benim için hem orkestranız için bul onu. Bul ve konuş. Nasıl bulurum Nalan? Cep numarasını vereceğim sana. Cep mi? Evet. Ama ararsan benden aldığını sakın söyleme ona. Bir de bu kartı buldum Gülçin'in odasında. Orada kalmıştı Türkan biliyorsun. Sanırım ona ait bir kart. Bir araştır bakalım. Belki izine rastlayabilirsin. Şelale mi koy? Şelale Müzik Hol'ün muhteşem yıldızı Ahu Marmara. Hayırlı olsun diyelim. Yarın akşamdan itibaren kim tutar seni? Ya Ahu gül birazcık be. Gülüp sevinecek bir şey yok benim için ne yazık ki Talat. Nasıl yok ya? Sahnelerin yeni hemen sahne yapacağım seni. Bakma şimdi buralarda çıktığına. Hiçbir şey olmak istemiyorum ben. Sadece kendim olmak istiyorum. Sade bir yaşam istiyorum.
Yo yo yo. Öyle kolay pes etmece yok. Ne oldu sana be kızım? İki gün kayboldun, hayata tavrın değişmiş aynen. Sıkıldım Talat, anlıyor musun? Yaşamak istediğim hayat bu değil. Bana bak, aşık mı oldun, ne oldun? Saçmalama. Aman ha, bu hayatta aşka yer yoktur biliyorsun. Ne yer vardır ne vakit. Ama kadın olarak senin de ihtiyaçların olabilir tabii. Elimizden geldiğince yardımcı olabiliriz tabii. Yardım... Talat, kes dedim. Abi neden hala direniyorsunuz anlamıyorum. Ya siz Türkan ablayla hiç adam gibi konuşmadınız mı? Hoppala, niye konuşmayalım? Defalarca konuştuk. Hatta geçen gün bana geldiğinde sen de... Hayır abicim, ben onu söylemiyorum. Mahallede insanlar her gün konuşuyorlar akşama kadar. Benim sorduğum o değil. Biliyorum. Ben yani şöyle esaslı bir konuşmadan bahsediyorum. Birbirinizin yakasından tutup silkelemek gibi. Eteğinizdeki bütün taşları dökmek gibi, anlıyor musun? Evet anlıyorum. O zaman bir şey yap abi. Yoksa çok yazık olacak. Yazık mı? Evet yazık abi. Sen onu seviyorsun. O seni seviyor. Ortada bir sürü aşk var ama bir halta yaramıyor abi. Korkuyorum yengen. İyi ama neden abi? Seviyorsan, hem de çok seviyorsan korkarsın. Tek bir yanlış adım dünyanın sonu demektir, anladın mı? Abicim sen Türkan için 40 tane beste yapmış adamsın. 3 tane cümleden mi korkuyorsun ya? Anlamıyorsun değil mi? Neyi? Beste tek kişilik. Aşk iki kişilik. Selim abi. Selim abi. Senin kartta yazdığı yer şurası değil mi? Evet galiba. Yok be Selim abi. Ne iş olur Türkan ablanın böyle bir yerde? Ama sen bir sor istersen. Maksat içimiz rahat olsun. Tamam. Ben burada takılıyorum ha. Efendim abi. Yokmuş. Tanımıyorlarmış Türkan diye birini. Öyle mi? Çok şık. Hadi abi. O zaman gidiyoruz. Hadi bakalım. Tamam ya. Çekiştirme. Geliyoruz. Zaten bize salaklık. Kalkmış Türkan'ı buralarda arıyoruz. Ne işi var onun böyle saçma sapan yerlerde? Evet Selim abi. Hakikaten salaklık. Hep senin yüzünden bütün bunlar. Tamam kabul ediyorum. Bütün salaklığın hepsi bana. Ama söz sana gecenin geri kalanında kendimi affettireceğim abi. İyi geceler. Sen daha uyumadın mı? Seni bekledim. Oğlum, geldim işte. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Neriman abla. Geç geldin, gene gelmeyeceksin sandım. Ama geldim işte. Hem de eli boş gelmedim. Bu senin. Aa. Al bakalım. Bu ne? Aç da gör. Hey, ekşim ben. Hadi şimdi doğru yatağa. Hayır, seninle yatacağım. Sen de gel. Tamam, sen git, ben de geliyorum. Giydi pijamalarını, bekliyor. Sen gelmeden yatıramadın. Bu hep böyle olacaksa yandık. Gittikçe daha çok düşüyor. Farkındayım. Sana. Farkındayım. Ben de ondan ayrılmak hiç istemiyorum ama. Sen önce şu mikrop heriften kurtulmaya bak. Hiç kolay değil Neriman abla. Hiç, hiç kolay değil. Anlaşmam var biliyorsun. Bir sürü de borcum. Anlayacağın, bir süre daha bu hayatı çekeceğim. Nalan'a söz verdim ama bilmiyorum Türkan'ı nasıl bulacağım. Abicim o sana cep numarasını vermedi mi? Verdi. Abicim arasana ya. Aramak istemiyorum. Belki sesimi duyup konuşmak istemez. Bunu öğrenmenin bir tek yolu var abicim. Nedir? Aramak. Ararsın, konuşmak isteyip istemediğini böylece öğrenirsin.
Rock'n'roll dünyasında böyle mi oluyor bu işler? Evet abicim, aynen öyle. Açık, kesin ve net. Hamburger gibi. Nasıl yani? Ekmeği açarsın, ortasında bir köfte. Kesin ve net. Aşağı yukarı. Takma kafana be abi. Baktık işte, karttaki yerde yok. Eminim güzel bir hayatı vardır Türkan'ın. Evet, herhalde öyledir. İstersen telefon numarasından adresini falan soruşturalım mı? Nasıl? Canım işte var ya, arasel, adresimi bul da gelsel falan diye. En iyisi arayıp görüşmek. Şu orkestra işi için en azından. Helal be abicim. Al sana. Al sana, son kontörümü veriyorum. Bunu da herkese yapmam. Bu kıyamı da unutma ha. Ne oldu? Kapalı. Uyu yavrum ninni, diyeyim sana, şu mahzun gönlümü koyma hicrana. Sen kaldın gidenden hatıra bana. Nasıl abi, sevdin mi bizim alemi? Fena değil ama geç oldu. Eve gidelim artık istersen. Ne evi be abicim? Daha piyasa yeni açılıyor. Annenler merak etmez mi? Merak etmezler. Satanist oğullarını sana emanet ettiler ya. Rahattır onların için. Çoktan uyumuşlardır. Senin kafandan. Gel abicim. Gel şimdi şuraya giriyoruz. Yok. Hadi yürü. 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 Şeref, yatmıyor musun? Nereye yatayım? Engin'den haber yok hala. Telefonunu da kapatmış. Selim'le beraber nasıl olsa gelirler birazdan. Hadi yat. Korkuyorum Kamran. Ya sahiden satanistlere bulaştıysa bu oğlan? Aman Şeref, evham yapma artık. Selim başında işte. Yan ondan öğreniriz her şeyi. Hadi, hadi yatalım. Kudret. Betül. Ne yapıyorsun sen burada gecenin bu saati? Hiç. Nasıl hiç? Bakayım, ne o elindekiler? Canım işte, uykum kaçtı, eski resimlere falan bakıyordum. Hangi eski resimlermiş onlar? Eski resime, sünnetlik resimlerime falan. Sünnet resimleri. Bakacağım dedim. Getir, kaçırma. Gel, ver şunu bana. Aman Allah'ım. Dur Betül, yanlış anlama ya. Sus! Adi adam. Demek koynumdan çıkıp beni aldatıyordun he? Püh! Ne aldatması Betül ya? Cevap verme, aşağılık zampara. Ne bunlar? Türkan'ın resimlerine bakıyor musun işte? Utanmadan bir de inkar mı ediyorsun? Yok vallahi Betül. Ya kendi resimlerime bakıyordum. Türkan araya karışmışsa ne yapayım? Farkında bile değilim. Nihayet Türkan çocukluk arkadaşım. Yalan söyleme alçak! Abi ne oluyor ya? Gel Nilgün gel. Abim beni aldatıyor. Gel de şahit ol. Git yat şekerlik ya. Git yat. Betül saçmalama Allah aşkına ya. Beni. İmdat. Bırak beni diyorum. Bırak. Betül. Cümle aleme senin ne mal olduğunu söyleyeceğim işte. Betül diyorum. İmdat. Yetişin. Delirdin mi? Gir içeri. Yazıklar olsun sana. Betül, yazıklar abla, olsun. Yapma Allah aşkına lütfen. Bırak beni. Pis zampara.
polisiye bir olay mı var Kamuran? Yok bir şey yok. Kudret'in karısı Betül bağırıyor. Karı koca kavgası. Allah'ın cezaları. Bu saatte kavga mı olurmuş be? Ne yaparsın? İşte erteleyememişler demek ki sabah. Sen ne yapıyorsun, yatmadın mı? Yattım da kalktım. Engin'e baktım. Dönmemiş mi hala o? Yok. Ama döner herhalde. Selim'le nasıl olsa. Hadi biz yatalım. Gidiyorum. Buraya gel. Çekil. Buraya gel dedim. Bırak. Buraya gel. Betül abla ne olur geri çekil. Dokunmayın. Yalvaracaksan gidip o sapık abine yalvar. Gece vakti yatağından kalkmış da Türkan'ın fotoğraflarıyla aldatıyor beni. Hasta etme insanı Betül. Gir içeriye. Gir de yoksa insanı sinirlendirme. Abi. Abi. Tut lan yengeni. Abi dur. Sakin ol. Tut lan. Bırak beni. Bırak beni. Abi. Sen onun köpeği misin be? Sakin ol yenge. Sen onun köpeği misin? Şimdi mi kıymetli aldım Kudret Bey? Abi tamam. Dokun lan Hayati. Dokun. Dokun memelerime. Dokun. Dokun. Abla yakacak mısın sen beni? Ne memesi abla ya? Abi bir şey diyeceğim. Hayati. Dokun diyorum. Dokun. Dokun sana oğlan diye yokun diyorsun. Yemin ediyorum ben bir şey dokunmadım. Vallahi elim dolu burada benim abi ya. Dokun. 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 Bu ne gürültü canım? Kriz mriz derken sıcaklar da bastırınca hepten cinnet geçiriyor millet zahir. Vallahi arıyorum 155 polis imdatı. Evet evet evet. Alo buyurun. Alo. Türkan? Ne Türkan'ı Selim'cim? Kamuran ben, Kamuran. Affedersin, uyandırdım galiba seni de. Yok, uyandırmadın Kamuran abla. Zaten uyanacaktım uyandırmasaydın. Ben aslında şey için rahatsız ettim seni. Engin seninle mi kaldı acaba? Hala eve dönmedi de. Ne olmuş ne diyor? Dönmedi mi? Allah Allah, dönmüş olması lazımdı. Bana eve gideceğini söyledi. Nerede öyleyse bu çocuk? Ne olmuş, orada değil miymiş? Değilmiş. Peki Selim, oldu. Ne zaman döndük dedin? Anladım. Hay Allah, gelir herhalde. Bir arkadaşına falan mı uğradı acaba? Söyledim sana. Satanist oldu bu oğlan. Selim'i de atlattı gitti nereye gittiyse. Herhalde bir yerlerde kedi falan doğuyordur. Peki Selim. Bir haber alırsam haberdar ederim seni. Sağ ol canım. Hoşça kal. Hay Şeref, konuşturmadın bir türlü beni. Ben çıkıyorum. Nereye? Gidip arayacağım. Delil falan bulamazsam karakola haber vereceğim. Dur, biraz daha bekleseydik belki gelirdi. Bekleyemem daha fazla. Gazetelere falan düşmeden tutup getireyim şunu eve. Dur Şeref, dur. Bu ne? Engin. Allah'ın cezası. Burada mı uyumuş kalmış bu eşek sıpası? Allah'ım şükürler olsun. Kaldır şu leşi buradan Kamran. Ne vuruyorsun? Yarı baygın çocuk. Ne baygını yahu? Leş gibi sarhoş. Ne bağırıyorsun? Ne oluyor baba ya? Asıl sana ne oluyor? Uyuyorum işte. Burada mı uyunur? Kalk. Öf. Nerede uyuyacağım? Evimde değil miyim? Hale bak. Adam daha nerede uyuduğunun farkında değil. Hadi kalk evladım. Kalk da yatağına yat. Hadi canım. Hadi yardım etsene. Hadi can. Geldik mi? Hayır, daha 3 durak var salak. Hadi gel. İsmail. Hı? Akşam delirdi ya şu Betül. Korkmaya başladım ben. Neden? Bize ne onun kudurmasından? Bu kadın şimdi Türkan'dan kıskanıyor ya kocasını. Bize de takıp attırmasın bu evde. Yok canım, sanmam. Vallahi ne bileyim, aklıma geldi işte. Hayırlısıyla şu orkestra işi olsa da biraz para kazansanız. Olur olmaz zamanda sokakta kalıverirsek. Çayını al Kudret abi. Teşekkür ederim Hayati. Afiyet olsun. Sen işine bak Hayati, işine bak. Alçak, namussuz. Bunu da yaptı ya bana. Burnundan fitil fitil getirmezsen ben de.
Kadın kısmından korkutmak lazım bu erkekleri biraz Betül abla. Korksunlar, korksunlar tabii. Hele aldatılmış bir kadından fena halde korksunlar. Ay, yavaş kız. Pardon. Tabii. Zehra, git söyle şuna. Betül ablam o Türkan karısını da onun ailesini de istemiyor artık bu mahallede de. Ne? Zehra, duydun dediğimi. Tekrar ettirme bana. Duydum abla. O ev derhal satılığa çıkarılacak. Satılığa mı? İsmail abinin evi mi? Evet. Aynen öyle. Yoksa Betül ablam senin bütün kirli çamaşırlarını sokağa dökmeye yemin etti dersin. Amanın, ortalık tam karışıyor desene. Hadi koş kız koş. Tamam. Koş. Kudret fena sıkıştı köşeye. Ya satılık ilanını asacak İsmail'lerin evine ya da Betül'ün gazabına uğrayacak. Geç şunu şuradan. Kim bilir ne sırları var, çekinir karısından. Betül onları bir ortaya dökerse yandı ki yandı Kudret. İstemiyorum. Bir dakika abi ya, dur ya. Aman İsmail'cim, şakacıktan yapıyoruz. Şakacıktan takıyoruz abi. Evdeki durumlar biraz fırtınalı, idare ediver. Bu arada olan İsmail'lere oluyor ya. Dur bakalım daha neler olacak. Saat kaç oldu, hala uyur musun be hoca? Yok be Hakkı. Başım ağrıyor da biraz. At iki aspirin de geçsin. Bugün mühim gündür bilirsin. Programımız var değil mi? Evet, de hala şarkıcımız yok. Konuştun mu Türkan'la? Konuşamadım. Yapma be. Şarkıcımız olmazsa reytingimiz de tutmaz bilirsin. Ne yapayım Hakkı? Bana mı sordun işi bağlarken? Ne kızarsın be? Hepimizin iyiliği için koştururum ben. Vaziyet fenadır bilesin. Özellikle de İsmail'in vaziyeti. Evini satılığa çıkardı Kudret. Ne? Dur hemen celallenme. Koftiden. O ne demek Hakkı? Zehra söyledi. Esas karısı istiyormuş da Kudret istemiyormuş. Ir çıkmasın diye dümenden yapıştırmış satılık yazısı diye. Dümen bile olsa güven olmaz o Kudret'e. Vallahi Allah yardımcısı olsun İsmail'in. Şş. Hadi ara şu Türkan'ı da biz de yardımcı olabileceğimiz kadar olalım İsmail'e. Orkestra tutarsa 3-5 sipal de kazanır ha? Hoppa! Ay kocaman olmuş benim yakışıklı oğlum. Hadi sen birazcık kaydırakta oyna. Efendim? Merhaba Türkan, ben Selim. Efendim Selim? Aslında seni aramamam gerektiğini biliyorum da. Yalnız... Evet, yalnız ne? Niçin aradın beni Selim? Sana bir teklifimiz var Türkan. Yani hepimizin teklifi bu aslında. Yani benim, Hakkı'nın, Neco'nun, İsmail'in... Yani orkestramız çok önemli bir programa başlıyor. Hani o tüneldeki sosyetik meyhane işi vardı ya, Karafaki. Orada çalmaya başlayacağız. Evet Selim. Ama neden söylüyorsun bütün bunları bana? Lütfen çabuk olur musun? Anne, kiminle konuşuyorsun? Bizim solistimiz olur musun diyecektim. Helal be hoca. Söyledi sonunda. Maalesef olamam. Kusura bakma. Ama size başarılar. Bir de nereden bulduğunu bilmiyorum ama lütfen bir daha beni bu numaradan arama. Hoşçakal. Hadi gel. Ne oldu? Ne dedi? Kabul etti mi? Hayır Hakkı, etmedi. Canı sağ olsun be. Onsuz çalacağız yani mecbur. Ne yapalım? Niye arattın öyleyse? Ben gelir sandım. Denedik en azından be. Al.
Oğlum baksana. Buyur patron. Bir şarkı daha çalıp insinler. Bakar mısınız? Patron bir parça daha çalıp insinler dedi. Yeterliymiş bu kadar. Öyle mi peki? Ne diyorlar Selim? Beğenmişler mi? Aha, istek parça varmış. Yıldızların altında hiç alalım. Tamam. Hadi abi son ki. Seydi bu. Vallahi. Hoş geldiniz. Merhaba. Şeref verdim. Gözlerime inanamıyorum. Hayran oldum sana. Teşekkür ederim. İlk defa görüyorum. Canlı görüyorum be maestro. Abi aynı filmlerdeki gibiymiş ya. Hadi gevşemeyin gevşemeyin çalalım. Hadi Gülizar Gülizar. 2-3-4. Gülizar bu Gülizar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Akşamlar. Çok teşekkür ederim. Size gönderdim. Çok teşekkürler zahmet ettiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hemen Hanım bir emriniz var mı? Estağfurullah. Hayırlı olsun demeye geldim. Teşekkür ederim. Orkestrası da çok iyi galiba. Valla bugün başladılar ama. Çok sıcak. Çok samimi görünüyorlar. Teşekkür ederim. Emel Sayın. Beğendiyse yırttık demektir çocuklar. Aa, ablam geldi. Türkan. Vallahi gelmem demişti. Ama geldi işte. Helal olsun be. Size bir şarkı borcum vardı. Sayın misafirler ve pek sayın Emel Sayın. Şu anda orkestramızın solisti aramıza katılmış bulunmaktadır. Hoş geldin Türkan. Hoş bulduk. Ha. Neyi çalıyoruz? Biliyorsun. O şarkı. O şarkı. Ay parlar sakin gecede, gözlerimi bırakırım, bırakırım aya. Seni seyretsin diye, seni seyretsin diye. Uzak memleketlerde bıraktım sevdalımı. Yolların, yılların, çocukluğun neşesiyle son defa görsün diye. Son defa görsün diye. Vefasızdır, unutmuştur, yakmıştır yüreğimi. Vakti gelmiştir hüznüm, düşecektir yine hayali. Ağlasın sazım diye, ağlasın sazım diye. Ağlasın sazım diye,
ağlasın, ağlasın. Gidiyor tabii. Abicim ne duruyorsun? Hadi sene. Evet Selim abi hadi. Hadi abi. Türkan. Türkan. Kim bu ya? Karışma sen. Yabancı. Pardon değil. Abla. Kardeş sen biraz beklesene. Hı hı. Bir durum olursa buradayım abla. Ölmek mi istiyorsun? Ha? Türkan. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Kendini taksinin önüne atıyorsun ama hala ne diyeceğini bilmiyorsun öyle mi? Evet. Belki ilk yardımda hatırlarsın ha? Geberip gitmeden önce. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seni seviyorum. Allah belanı versin. Seni seviyorum. Kardeşim benim arabamdan ne istiyorsunuz ya? Kapa çeneni be. Tamam, seviyorsunuz anladık ama kaputun ne günahı var? Sal kafanı içeri. Ne hasarın varsa öderiz. Bitti mi? Bitmedi. Taksimetre işliyor, acele et biraz. Bu gece sen şarkı söylerken öyle bir şey oldu ki. Ne oldu? Bilmiyorum. Ne oldu? Bilmiyorum, adı yok bunun. Bildiğim dünyada kimse, hiç kimse bir daha o şarkıyı bir senin gibi... Bir şarkıyla her şeyi hallettiğini mi zannediyorsun sen, ha? Hayır ama... Burada olanları bir bilsen Türkan. Bir bilsen. Sen sadece kendinde olanları biliyorsun. Türkan. İzin ver. Her şeye baştan başlamamıza izin ver. Lütfen. Şarkı bitti Selim. Anladın mı? Şarkı bitti. Hoşça kal. Gözlerim kapansa.